Tonsillektomi, tonsillerin yani bademciklerin cerrahi operasyonuna alınmasıdır. Latince kökenli ektomi son eki, yerinden sökmek, çıkartmak anlamında. Dolayısıyla da tonsillektomi, tonsillerin ameliyatla çıkarılıp alınması demek. Aslında bu terimde adı geçen tonsiller, ağzımızı açtığımızda gördüğümüz kemer biçimindeki yapının hemen arkasında yer alan palatin tonsiller oluyor. Çizim üzerinde gösterecek olursak, işte şu iki yanda pembeyle belirttiğim yumrumsu küçük yapılar. Tabii gerçekte renkleri ağzımızın iç kısmındaki dokunun renginden farklı değil. Ben sadece belirgin hale getirmek için pembeyi kullandım. Bu kemerin arkasına gizlenmişlerdi. Ben de onları ifşa etmiş oldum. Solunum yollarımız üzerinde iki farklı tonsil çifti bulunuyor. İlki bu gösterdiğim palatin tonsiller. Diğeri ise ağzımızı açtığımızda göremeyeceğimiz bir noktada, genzimizde bulunuyor. Yani işte şurada. Tonsillektomi dediğimizde görünür olan bu palatin tonsilleri kastediyoruz. Palatin, Latince'de ağzın çatısı yani damak anlamına gelen palatum sözcüğünden türetilmiş. Peki tonsillektomi yalnızca buradaki tonsillerin ameliyatla alınmasını ifade ediyorsa, bu tonsiller için yapılan cerrahi operasyona ne deniyor acaba? Doğrusu buradaki tonsillerin farklı iki adı var. Bunlara adenoid ya da faringeal tonsil deniyor. Halk arasında daha çok geniz eti diye bilinen şeyden söz ediyoruz aslında. Fakat tıptaki yaygın kullanımı adenoid şeklinde ve bu tonsillerin cerrahi müdahaleyle çıkarılıp alınmasına da adenoidektomi adı veriliyor. Pek çok hastada tonsillektomi ve adenoidektomi ile hem bademcikler hem de genizdeki adenoidler tek seferde alınıyor. Bu noktada aklınıza şöyle bir soru takılmış olabilir. Tonsiller önemsiz şeyler mi? Niye onları aldırmak isteyelim ki? Doğrusu bu gayet yerinde ve haklı bir soru. Çünkü tonsiller çocukluk döneminde son derece önemli işlevler üstleniyor. Fakat yalnızca büyüyüp gelişme döneminde. Onun için de çocukken tonsillerimiz ya da bademciklerimiz oldukça büyüktür. Dışarıdan gelen mikroplara karşı varlık gösteren ilk savunma hattı tonsillerdir. Ağzımızdan ve burnumuzdan vücudumuza girmeye çalışan bakterileri, virüsleri ya da herhangi bir mikrop türünü adeta bir kapan gibi yakalayıp durdururlar. Tonsiller oldukça damarlı yapılardır. Dokularında çok sayıda kılcal kan damarı ve yine bol miktarda lökosit yani akyuvar bulunur. Bakteri ya da virüsler tonsillerin yüzeyinde takılıp kaldıklarında bu hücreler devreye girer ve onlarla savaşmaya başlar. Dediğim gibi böyle bir mekanizmanın varlığı çocukluk döneminde son derece önemli. Çünkü o yaşlarda bağışıklık sistemimiz henüz yeterince güçlü değil, gelişme sürecinde. Yaşımız ilerledikçe tonsillerimiz küçülür ve bir zaman sonra da artık belli belirsiz hale gelir. Vücudumuz birçok mikrop türüyle çocukluk yıllarımızda tanışır. Her bir şeyi merak edip kurcaladığımız, hijyen kaygısı gütmeden her şeye temas ettiğimiz için farklı mikrop türlerine kapıları ardına kadar açarız. Fakat bağışıklık sistemimiz henüz bu düşmanlarla mücadele edebilecek donanıma ve tecrübeye sahip değildir. Çünkü onlarla daha önce hiç karşılaşmamıştır. İşte bunun için de hayatımızın bu ilk zamanlarında mikropları dizginleyecek, deyim yerindeyse onların ellerini kollarını sallayarak vücudumuza girmelerine engel olacak bir ön savunma sistemine ihtiyacımız vardır. İşte tonsiller bu görevi üstlenir. Solunum yoluyla vücudumuza sızmaya çalışan bakteri ve virüsler, bademcikler ve adenoidlerde hapsolur. Bu bakımdan tonsiller bağışıklık sistemi için bir deneyim kazanma ve strateji geliştirme ortamı da sağlamış olur. Yetişkinlikte ise artık böyle bir ön mekanizmaya ihtiyaç duymayız. Çünkü bağışıklık sistemimiz yeterince deneyim kazanmış, dışarıdan gelebilecek saldırılara karşı mücadele stratejileri geliştirmiştir. Bunun için de artık işlevini yitiren tonsiller zamanla küçülür ve devreden çıkar. Açıkçası tonsillerin ameliyatla alınması dünyanın en kötü şeyi değil. Tam tersine böyle bir cerrahi işlemi gerekli kılan zorlayıcı nedenler olabiliyor. Kronik tonsilit gibi mesela. Bazıları çok sık tonsilit yani bademcik iltihabı yaşar. Sık tekrarlanan bademcik iltihaplanmaları kronik tonsilite, O da tonsiller üzerine kalıcı olarak yerleşmiş ve koloni oluşturmuş bir mikrop türünün varlığına işaret eder. Böyle bir durumda en etkili çözüm bademciklerin alınmasıdır. Çünkü bademcik yoksa bademcik iltihabı da yoktur. Tonsillektomiyi gerekli kılan bir diğer sebep bademciklerin yanı başında ortaya çıkan apseler. Apse dediğimiz şey, içi bakteriler ve mide bulandıran bir takım materyallerle dolu irin kütleleridir. Tonsillere bitişik ortaya çıkan ve gelişen apse türüne peritonsiller apse diyoruz. Peritonsiller apse bir tehdit unsuru. Sepsis yani kan zehirlenmesi gibi son derece tehlikeli durumlara yol açabiliyor. Apsenin içindeki sıvıyı yani irini boşaltmak bir çözüm. Ama bu her zaman mümkün olmuyor. Böyle durumlarda bademcikler cerrahi operasyonla alınıyor. Tonsillektomiye ihtiyaç duyulan diğer bir durumda hastanın nefes almakta veya bir şeyler yiyip içmekte zorlanması. Mesela bazen adenoidler şişip o kadar büyüyor ki genzi tıkanan hasta burnundan nefes alıp vermekte büyük sıkıntı yaşıyor. Bu durum özellikle uykudayken büyük bir problem haline geliyor. Hasta sırt üstü yatarken normal biçimde nefes alıp veremiyor. Ve bu sorun kimi zaman obstrüktif uyku apnesi adı verilen sendroma dönüşebiliyor. Bunun dışında palatin tonsillerin aşırı şişmesi de hem soluk almayı hem yutkunmayı zorlaştırıyor. Böyle durumlarda tonsillerin ameliyatla alınması kesin çözüm oluyor. Operasyona girecek hastaların ameliyat sonrasına dair merak ettikleri ilk şey tekrar ne zaman yemek yiyebilecekleri oluyor genelde. O leziz hamburgerlere, salatalara, ızgara tavuklara ne zaman kavuşurum diye soruyorlar. Elbette bu süre doktorun öngörüsüne kalmış. Yani o ne derse o. Ama genellikle ameliyat sonrasında hastaların tamamen iyileşmesi 2 haftayı buluyor. Yani 10 ila 14 gün diyelim. Ne var ki tonsillektomi veya adenoidektomi operasyonundan çıkan hastaların öncelikli derdi yemek yemek olmuyor çoğunlukla. Çünkü ameliyat sonrasında cerrahi müdahaleye uğrayan bölge ve çevresinde bir takım ağrı ve sızılar hissedilebiliyor. Tabii bunlar öyle çok şiddetli, katlanılamaz ağrılar değil. Örneğin tonsillektomi sonrasında hastalar genellikle boğaz ve çene ağrılarından şikayet ediyorlar. Adenoidektomi sonrasında ise kulak ağrıları yaşanabiliyor. Bunun nedeni genizle kulaklar arasındaki yakınlık. İşitme kanalı genizdeki adenoidlerin hemen yanı başında yer alıyor. Diyeceğim o ki tonsillerin ve adenoidlerin cerrahi operasyonla alınması sonrasında hasta bir süre boğaz, çene, kulak, boyun ve baş ağrıları yaşayabiliyor ve bunlar gayet normal şeyler. Ağrı kesiciler bu noktada çok işe yarıyor. Bununla birlikte ameliyattan sonra hastanın nefes almakta zorlanması oldukça ciddi bir semptom. Bu ameliyat edilen bölgede normalden çok daha büyük bir şişkinlik oluştuğunu gösterir. Böyle bir durumda derhal doktora başvurulmalı. Aksi halde şişkinlik daha da büyüyebilir ve solunum yollarını tamamen kapatabilir. Bu da nefes alıp vermeyi imkansız hale getirir. Ameliyat sonrasında ortaya çıkabilen bir diğer ciddi komplikasyon da kanamadır. Tonsil dokusunun çok geniş bir kılcal damar ağı ile kaplı olduğunu söylemiştim. Yani sıradan bir dokuya göre çok daha kanlı canlı şeyler. Ameliyat sonrasında bir miktar kanama olması gayet normal. Fakat kanamanın kesilmemesi doktora başvurmayı gerektiren bir durum. Ve ilginç bir bilgi daha. Bu ameliyatları geçiren hastaların iyileşme döneminde kırmızı renkte bir şeyler yememeleri gerekiyor. Örneğin bir kase kırmızı jöle ya da birkaç dilim karpuz. Bu yumuşak gıdaları ameliyat görmüş bir boğazdan geçirmek daha kolay. Evet, ama renkleri bir kusma durumunda yanıltıcı olabiliyor. Yani kan zannedilebiliyor. İşte bu yüzden ameliyattan sonraki yaklaşık 2 haftalık sürede kırmızı renkli gıdaların tüketilmemesi tavsiye ediliyor. Bu süreçte ayrıca boğazı tahriş edebilecek ölçüde katı ve acı yiyeceklerden de uzak durmak gerek. Ve tabii portakal suyu, limonata gibi asit oranı yüksek veya çay, kahve gibi sıcak içeceklerden de. Bu tavsiyelere uyulduğu takdirde tonsillektomiye ve sonrasına dair endişe edecek hiçbir şey yok. Zaten en geç 2 haftada hasta bütünüyle iyileşiyor. Yine de ameliyat sonrasında ara sıra doktora danışmakta, tavsiyelerine kulak vermekte fayda var.